havaalanına kadar biz böyle o İhsan abinin şevkiyle geldik de havaalanına gelince biraz aklı iyi düşünmeye başladı. Biz nereye gidiyoruz? 20 milyonluk bir şehir, gidecek hiçbir yerimiz, adresimiz, telefon numarası yok. Çıkıp caddede ya Müftü abinin diye birisi varmış 5-6 sene önce Malezya'ya gitmiş, tanıyor musunuz diye de sorulmaz. En son hülasa bir rehberle anlaştık, Hristiyan. O bizi götürecek kiliselere, işte camilere. Ertesi sabah otelden bizi aldı. İlk gittiğimiz yer katedral. Abi katedral sanki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. Orada kardinal kalıyor. Kardinal bir ülkenin Hristiyanlarının en üst merkezindeki kişi. Biz işitince böyle kardinalin orada olduğunu, dedim abi işe baştan başlayalım. Evvela kardinale kitaplardan hediye edelim. Önce böyle şeyde bekliyoruz katedralde. Gelen giden papazlar oluyor. Bir iki saat kadar bizi beklettiler. Her gelen bize diyor ki kardinal çok yaşlıdır, ihtiyardır, siz onunla görüşemezsiniz. Sonunda bir papaz dedi ki, bakın biz ta Türkiye'den geldik. Gelin deyin ki, kardinal hazretleri bunlar ta Türkiye'den gelmişler, iki genç. Sırf sizi görmeye gelmişler. Hediye getirmişler, sizi görecekler. Sonra gitti tekrar öyle gelince, 1,5-2 saat sonra. Bir vakit bir mektup getirmiş. Mektupta yazdı ki, ben hakikaten çok rahatsızım, hastayım, ihtiyarım. Hiç kimseyle görüşecek mecalim yok. Siz gidin, bugün rahipler konferansı var. Filipinlerin her tarafından rahipler, rahibeler toplanmışlar, konferansları. Gidin orada ne anlatırsanız anlatın, mealinde bir mektup. Altına da imzasını, kaşesini, mühürünü falan basmış, ismini yazmış. Böyle bir mektup. Biz de mektup aldık, gittik. Mücahit abi, ben bir de o Hristiyan rehber. Böyle büyük bir konferans salonu, kapısında bir papaz var. Papaza mektubu uzatınca, papaz bir mektuba baktı, bir bize baktı, şeye, imzasına baktı Kadir Ali. Allahu alem, zannetti ki kardinal gelemiyor, bu iki genci temsilci olarak göndermiş. O, bize aldılar kürsüye. 500 kadar rahibe var. Cahit abi dedi, bunlara ne anlatacağız? Hepsi şey, papaz. Ben soru sordum. Dedim ki, Hazreti Meryem'in annesinin, babasının ismi nedir? Böyle aynı. Sessizlik. Dedim, biz dedim Müslümanız. Sizin bildiğiniz gibi kardinalin temsilcisi olarak falan gelmedik. Biz, Kur'an-ı Kerim var. Buradan size Hazreti Meryem ile alakalı bu bahisleri okumak istiyoruz. İşte Ali İmran suresi malum Hazreti Meryem'in annesinin duasıdır. O bahsi Meryem suresinde Hazreti Yahya'nın ve Hazreti İsa'nın doğum hadiseleri, Yasin suresinde bu Antakya yani Habib-i Neccar kıssası var. İki havari, Hazreti İsa'nın iki havarisinin ziyareti, orayı okuduk. Daha sonra Bezaman Hazretleri kimde Risale-i Nur'dan paragraflar okundu. Sonra bu rahibeler içerisinde kitaplara alanlar, bize sarılanlar, hatta onlardan birisi bir sene sonra bize mailinde yazmıştı ki ben Hindistan'a, Çin'e, Hong Kong'a, Tayvan'a risalelerden götürdüm diye böyle. Daha sonra oradan geçtik bir İslam merkeze. İslam merkezinde Şerif Gonzalez diye birisi bizi karşıladı. Bu işte ilk gidişimiz yani. Dedik ki Türkiye'den geliyoruz, kitaplar var. Dedi bir tane kitap varsa bakabilir miyim? Hani böyle çantanın içine elime attım. Gençlik rehberi var, A Guide for Youth. Onu böyle içinden aldım. Büyük bir çanta, içi kitap dolu. Gençlik rehberini uzatınca okudu bir. Subhanallah, barikallah, I was looking for this book since yesterday. Dünden beri ben bu kitabı arıyorum. Dedim Allah'ım ben nereden biliyorsunuz? Haç'ta dedi bana hediye etmişlerdi bu şeyi, gençlik rehberini. Dün buraya dedi bir genç geldi, meselelerinden, problemlerinden bahsetti. Dedim ki ya bir kitap var, Türkiye'de yazılmış, hapishanelerde, sürgünlerde yazılmış. Çok güzel bir kitap. Yarın gel, ben sana o kitap bulup onu vereyim. Böyle büyük bir kütüphanesi var. Dedi dünden beri bu kütüphanede bu kitabı arıyorum. Bulamamıştım. Şimdi Cenab-ı Allah kitabın hakiki sahipleriyle o gencin eline kitabı yetiştirdi diye. Biz dedik ki daha bizde çok kitap var, sen gidecek yerimiz varsa onu söyle. Bizi gönderdi bir yere. Sultan Pengandaman diye birisi isim, adres yazdı, verdi. Oraya gittik. Tagik diye bir yer. Sadece Müslümanların yaşadığı bir yer. Üç katlı bir ev. Evin karşısında büyük bir cami yaptırmış. Sonra böyle kapı açıldı. Biz o zatı bekliyoruz. Sultan Pengandaman. Baktım böyle şeyden geliyor. Merdivenlerden iniyor. İşte yine Mücahit abi, bu Hristiyan rehber. Böyle merdivenlerden iniyor. Çok böyle kilolu, böyle esmer siyah ve ince ilk cümlesi bu oldu. What is your problem brothers? Sizin probleminiz, derdiniz ne? Kapının
Dedik bizim bir problemimiz yok, derdimiz de yok. Seni ziyarete gelmişiz. Nereden geliyorsunuz? Türkiye'den geliyoruz. Niye geldiniz? Kitap getirdik dedik. Dedi ki, ta dedi Türkiye'den geliyorsunuz. Başka getirecek bir şey bulamadınız, kitap getirdiniz. Ne kitabı? Dedim İslami kitaplar bunlar. Öyle deyince birden, ooo dedi gelin içeri. Ben de Müslümanım. Hem yürüyoruz hem de İslami hizmetlerini anlatıyor. Amerika'da dedi İsrail Büyükelçisi ben bombaladım. Başladı sahibi. Şu an bombaladım, tabii o rehber var Hristiyan. Benim gibi esmerdi de baktım ben beyaz olmuş. Şeye döndüm. Mücahit abiye dedim abi bu adam bizi bombalayacak. Türkçe dedim buna bir kitap verip kaçalım buradan. İhlassız oldu böyle. Dedim burası Hristiyan memlekettir. Ramazan Risalesi fazla işimize yaramaz onu verelim. Ramazan Risalesini çıkarttım. Malum Ramazan Risalesinin içerisinde hayriyetin 3 bölümdür. Ramazan, iktisat, şükür. O şükür kısmını açtı. Oradan bir iki yer okudu. Dedi ki bu kitap burada yayılır. Ne olur dedi bir 5 dakika oturun. Ben aslında kötü bir Müslüman değilim. Onları da gençliğimde yapmıştım. Sonra daha sonra ikinci defa gidişimizde böyle dershanenin açılmasına falan bize ön ayak olmuştu, yardım etmişti. Elhamdülillah. Orada işte bu kiliseler, camiler dolaşıldı, bazı yerler dolaşıldı, merkezlere gidildi. Biz havaalanına geldik, uzatmayacağım bu ilk gidişi. Havaalanına geldik, havaalanından şeye döneceğiz, Türkiye'ye döneceğiz. Bu bizimle gezen rehber dedi ki, beni bırakıp nereye gidiyorsunuz? Dedi Haydar, sen turist rehberisin, bizimle dolaştın, paranı aldın, işin bitti. Sen her turistin arkasından ağlıyorsan işin var. Dedi yok, ben sizinle bu 3-4 gündür adeta cennet hayatı yaşadım. Siz gittiğimiz her yerde Hazreti İsa'dan, Hazreti Meryem'den, Cenab-ı Allah'tan öyle güzel bahsettiniz ki bugüne kadar ben papazlardan, rahibelerden böyle güzel dinlememişim. Dedik biz gitmeye gideceğiz. Sen bu kitaplara al, bunlarla teselli ol. Kalan birkaç tane kitabımız vardı, onları verdik. Gittik, 4-5 gün sonra mail atmış. Diyor ki, sizden sonra ben o havaalanından çivi gibi çakılı kaldım. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Ondan sonra saatler sonra bir polisin ikazı üzerine kendime geldim. Dedim ben bu gençlere ne yapayım? Bunlar ellerinde kitaplar, kilise kilise canlı canlı dolaşıyorlardı. Benim elimde birkaç tane kitap var. Ben de giderim papazlara anlatırım bu şeyi. Ondan sonra gidiyor bir papaza. The Staff of Moses, Asay-ı Musa. Ona veriyor. 3-4 gün sonra papaz telefon açıyor. Hemen kiliseye gel. Kiliseye gidiyor. Papaz diyor ya sen bu kitabı nereden buldun? Bu kitap çok güzel bir kitap. Ben çok istifade ettim. Ama bak burada ne diyor? From the Risale-i Nur Collection. Risale-i Nur külliyatından. Demek ki bu sadece bir kitap değil. Bu bir külliyat. Bana diğer kitaplar da var. Demiş ki ben bilmiyorum. Gökten mi indiler? Cennetten mi geldi? İki genç. Geldiler ruh gibi gittiler. Ben başka kitap veremem. Bunun üzerine dolaşmaya başlıyor. Diyor da böyle. Gittiğimiz İslam merkezlerine dolaşıyor, risaleleri topluyor, okuyor. 20 gün geçti falan böyle, telefon açtı. Ben dedi şimdi bir İslam merkezindeyim, şehadet getiriyorum, Müslüman oluyorum.